Yeah, 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 yeah. Check it out, yeah, yeah. Alright, them shit show, shit show. Oh, shit show. Hadi katıl sen de görünce doy. Shit show, shit show. Wow, shit show. İzle sen de kahkaya doy. Bebeğim, oh yeah. Check it, check it, check it. Oh, oh, oh. Shit show bebeğim, oh yeah. İşte geldi, oh, oh. Bakın, 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 bakın. Mommy. My girl. That ass. Check, check. YouTube, YouTube, ho oh, YouTube, hadi gel ağzına otur YouTube. Hiç düşünmemiştim ama hoş geldiniz, iyi geldiniz buraya. Buraya kadar iyi geldiniz mi köprüden? Hadi bakalım. YouTube, bana bakın, bak gözünüzün önünde saldırı düzenletiyorum. Sevgili Twitch, bunlar size hep oradan çakıyor, tamam mı? Çakıyor, oh diyor, Twitch'in de orasına burasına koyayım, burasına şurasına da koyayım. Şimdi siz yarın yayınlanacak shit show'a full Twitch'ten geldik ağzınıza verdik. O kadar değil de. Bum 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 çat 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 şey yapıyorsunuz, tamam mı? YouTube'a geldik şimdi de verdik falan gibi böyle. Ama çok hakaret etmeyin çocuklara. Tamam mı? Siz de Twitch'e gelin bakalım yiyorsa. Ha? Tamam hadi bakalım, neyse onlar oldu. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir duyurum var. Normalde bu kısmı uzun tutmayacaktım. Size ne veriyorum? Öncelikle dörtlü bir keyif seti. İstediğinize oturabilirsiniz. Bir de bir duyurumuz var. Editörümüz vefat etti. Hayır. Editörümüz vefat etmedi. Ayak sevdasından dolayı ağzı ve gözleri nasır tuttuğu için artık göremez oldu. Ve psikolojisi buna bağlı bozuldu. Ve gay olmaya da aynı anda karar verince üçlü bir psikolojik sorunla patladı. Gay olmak psikolojik bir sorun değil. Diğer anlattıklarım öyleydi. Dofi bırakıyor işi. Bizlik bir şey yok. Kırmadık Dofi'yi, sonra benim üzerime gelmeyin. Okay. Şehzadeyi boğdurtmadım yani. Artık edit yetiştiremeyeceğim abi dedi. Seninle uğraşamam dedi. Bıraktı. Yeni editör arıyoruz. Shit Show kendine koca arıyor. erenaktan@gmail.com. Benim adımı biliyorsunuz, kanalda yazıyor. Hangi programları kullanıyorsunuz? Edit biliyor musunuz? Bu bir şart zaten. Programın çok da bir önemi yok ama Photoshop biliyor musun? Yani thumbnail yapabilir misin? Kanala aşina mısın? Shit Show'u editleyebilirim. Shit Show'u götümle editleyebilirim. Reddit çeki şuramla editlerim. Yeni bir içerik yaptım, buramla editlerim. Diyor musun? Haftada kaç video editleyebiliyorsun? Her yerden alabiliyor musun? Maaş beklentin var mı? Varsa ne kadar? Beni tanıyor musun? Beni seviyor musun? Bu da önemli. Çünkü sürekli iletişim kuracağız. Güvenilir biri misin? Gizliliğe önem verir misin? Dul musun? Bu çok önemli. Bunları hemen erenaktan@gmail.com'dan çok profesyonel olmasına gerek olmadan, varsa örnek videoların editlediğin erenaktan@gmail.com'a ulaştır ya da Discord'dan moderatörlerimize ulaştır, bana ulaştırsınlar. Bu aralar kanala sadece shit show geliyor çünkü Erenflix falan girdi araya. Şimdi Erenflix bittiği için YouTube'a da yeni içeriklere başlayacağım. Haftada bir iki ya da üç video olabilecek, ona göre haberiniz olsun, ama çok da böyle emek oğlu emek işler istemiyoruz zaten. Müthiş editler de istemiyoruz. Daha çok Twitch edit gibi. Dulluk da yeterli olabilir. Edit bilmesi de var. Ama neyse, haberin olsun. Arta maili de bırakırım ben. Oradan istersen ulaşırsın. Çok bir para veremem ama nude atarım. Bu da önemli. Bitti. Şu anki shit show'u kim editledi hiç bilmiyorum. Belki ben, belki Yengoli, belki Allah tarafından editlendi. Belki de full hali evlattım. Hadi şimdi shit show yapalım biraz. Bakalım. Geldi. Kızlar yaptığını erkeklerin deli gibi hoşuna giden 3 davranış. 1. Saksı. Hayır değil, tamam. Bahsetmeden gözleriyle ya da beden diliyle nazlanan, cirvelenen kadın tavırları. 2. Sırf sevdiği için erkeğe yemek yapan kadın tavrı. Mutfaktan anlamasa bile... Sevdiği için erkeğe yemek yapan kadın tavrı mı? Bu tavır mı? Onun için uğraşması erkek için mutluluk verici. Hayır ama yemek evet. Hiç erkek demeden kızın onu rahatsız olacağını düşündüğü davranışlarını değiştirmeye çalışması ya da kıskanabileceği potansiyeldeki arkadaşlarından uzak durması. Bu kadar hayat tecrübesini nerede edindi acaba? Her şeyi biliyor çünkü. Canlarım benim. Bak pipileri çıkar çıkmaz şarkı yapmışlar. Sünnet şarkısı çok güzel. Rari ne demek arkadaşlar? Ferrari mi? O kadar zenginiz ki Ferrari'ye Rari diyor muyuz? Ha, fuck yeah. Is that a blackface or not?
Oğlum Anadolu ne kadar korkunç bir yer lan. Atam nasıl başarmış oğlum? Atam hakikaten 20'lik zar atmış orada bardik. Odun kalmamış. Gene. Kömür de kalmadı. Yetişti. Evimizin alakasızlığının farkında mısın? Klimayı koyduk. Dantelle kapattın kullan. En sinir olduğum şey, normal Türkçe konuşabiliyorken sırf ailesinin yanında göğe onlarla biriymiş gibi olmak için kötü Anadolu şivesi yapan insan. Çünkü belli ki senin şiven ağzın o değil. Belli ki konuşabiliyorsun. Sen taklit yapıyorsun bunu. Öyle konuşana lafım yok. Teyzeler amcalar öyle konuşuyor. Ama sen öyle konuşmuyorsun. Evimizin alakasızlığının farkında mısın? Burada başka kelime kullanılmıyor ki. Evimizin alakasızlığının farkında mısın anlamıyor da evimizin alakasızlığının farkında mısın deyince mi anlıyor bir insan? Yani aynı şey sadece Q var yani falan var yani bir şey fark etmiyor ki. Bir dul göremedik ya, bir dul motivasyonumuz gelsin ya. İşte bu. Emin değiliz, emin değiliz. Durun, durun. Oğlum bu televizyonun kumandası nerede? Ya baba ne bağırıyorsun? Arkadaşımla konuşuyorum ya. Efendim tepsi böreği. Ya hanım bu kumanda nerede? Ne bileyim ben kumanda nerede? Yemek yapıyorum ben, beni oyalamayın. E kardeşime sorsanıza belki ondadır. Oğlum kardeşin su aygırı, onda ne arasın? Evet şimdi mesela bu videoda kadın olsaydı bunu çeken kadın mizaj diyecektiniz değil mi? Nece konuşuyor ya? Olur diyor. Hayır sen diyecektin. Ben demeyecektim köpekler. Siz diyecektiniz, ben sizin sesiniz olacaktım. Asla demezdim. 3 aylık ilişki izleyin. Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Bugün izinli. Biz önce seni yemekle başlasak olmuyor mu ha? Abi hemen geliyorum, zaten içi boş bir şey yapmamıştım. Nefret. Sakallı kadın en rahatsız olduğum şeydir. Adam dediğin sabah kalkar gider. Ne yatıp duruyorsun? Ya izin günüm bugün ya. Sevmem. Aa, kalk git be adam. Sabahleyin kalk git. Avrak gibi evde oturuyorsun, yatıyorsun 1-2'ye kadar. Git. Aa, gel. Bir şey ısmarlayayım, çay kahve. Ramazan. Ramazan kim? Recep, Şaban. Onlara da mı çay ısmarlayayım? Ne oldu ki Baby Yoda ile canlandırılınca bu video? Oğlum bakın kaç sene oldu shit show yapıyoruz? Üçüncü senesine girecek artık. Değil mi? İki seneyi geçti. Diyorum ki bu sene son shit show. Fakat cringe ve bokluk sürekli update olup üstüne koyuyor. Hani daha kötüsünü göremeyiz diyorum. Daha kötüsünü yani daha da cringe olmam herhalde. Olabiliyorum ya. 6890 like, 54 yorum, 534 kaydetme, 917 paylaşım. Ben San Sebastian'ın üzerine biraz ekstra shot Belçika çaklıt alayım. Tabii. Bir de yanında sen latte mi içersin, latte gibi bir şey. Hı-hı. O tarz bir şey alalım. Çok teşekkürler. Öyle dedim, iyi dedim değil mi? Yetmez beni bu. Bu kadar şey. Az koymuşlar. Bizim oralarda olsa bol bol koyarlar. Ha? Buralarda az az koyuyorlar. Ama güzel. Bir yok bakayım tadına. Tamam. Doğu şivesi çok eğlenceli ve komik. Karadeniz şivesi de bir nebze bir yere kadar, eğer o da değil de. Ama bu Orta Anadolu şivesi mi? Bu ne bilmiyorum. Buna çok kıl oluyorum. Ki Orta Anadolu o kadar nefret eden Ege mi? Ege mi acaba? Bilmiyorum. Ege mi? Ege mi? Ege mi? Ege mi? Ege. Ege'yi de aşığımdır Ege insanına da, Ege'ye de. Ama ağzına yani. Biraz tilt oluyorum. Evet ablacığım. Arkadaşlar her trans Mika değildir. Kim? Herkes Mika kadar güzel olmak... Ablacığım sözünü balla bölüyorum. Mika'dan çok daha güzelsin abla. Hiç. Hiç. Kür. Hiç. Vallahi Mika'dan güzelsin. Zorunda da değildir. Trans olmak, Mika'dan olmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Tamam böyle yapmasaydın keşke ama. Mika'dan çok daha güzelsin. O ne? Evet. Sevgilimle neden sevgili oldum diye maddeleri sıraladım. Çok üzüldüm. Kız renderlanmamış gibi oldu bir an.
Belki videonun ilerisinde oturur gibi o. Video çekmiştim, tam tersini yapsana diye bayağı bir yorum geldi. Videonun devamını sevgilime emanet ediyorum. Üniversitedeyken okulun ilk günü, ilk derse geç kalmıştın. En önemli şeyler de hep böylesin ama yine de çok tatlı. Sınıfa geç kaldığın için direkt ilgimi çektin. Yani refleks oldu. Nerelisin abla sen ya? Bu hiç Türk değil gibi. Çok Avrupa çekmeye çalışıyor gibiydi. Sen oraya pek ait değildin. Bana sınırsız maç izletiyorsun. Karşılarını çok sevimli. Herkes nefret etse de. 26 yaşında hala... Yok canım, gayet kız havalı ya. Bu arada yaptığım şaka için kusura bakmasın ya. Kız havalı, farklı bakıt baktırıyor yani kendini. Erkek arkadaşı da memnunsa bizi ilgilendirmez. Hanımcı olmayan erkeğin aklı yoktur. Geri zekalıdır. Maldır, aptaldır. Dozunda ama. Dozunda. Kendini ezdirmeyecek seviyede. Mesela ben geçen Fenerbahçe Olympiakos maçından sonra yattım ve 14 saat uyudum. İsterdim hanımım yanımda olsun ve koynuna girip unutayım her şeyi yani. Cihaz boz. Öf, babim geldi. Saygı duruş. Ya babim sana bakmaz reis. Hadi, hadi oradan ya. O sevgi en başta. Birinin masasında küçük Eren Aktan var bile. Ya küçük Eren Aktan deyince şu boyda. Normalde bu boyda değildir küçük. Çok kötü muhabbete girdik. Böyle kartondan Eren Aktan yapmış, masasında duruyor. Bu küçük lan. Değil mi? Neyse hadi bu muhabbete girmeyelim. Ay işte bu küçük abi. Geldi ya. Bunu özlemiştik ya. Hayattaymış. Neyse arada hayatta çek yapalım. Bu çaydanlığın hali ne? Bunu ne yapayım? Yandı yandı. Ben de kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurmam lazım. Vururum. Vuramazsın. Ben senin babanın üstad değilim. Dikkat et lan laflarına. Bugüne kadar dikkat ettim de ne oldu? Ne yapacağım? Döveceğim mi? Senin dilin çok uzadı. Uzat. Uzattırıyor. Ne olmaz? Bu ne ya? Yok. Bu için. Bellesin akil valimi. Ne ya bu? Kemal Sunal filmi. Evet, çay yok bok için oydu da neyse. Mami sana çay içiyor. İçiyor mu? Mami. 15 tane mi? Nereye içiyorsun o kadar hızını? Hep kahveciyorum. Nereye gidiyor çay? Böyle. Burası... Ya bu niye 30k like almış mesela? Niye? Ha seni seviyordum. Kadın Hasbullah. 15 tane çay içiyorum ben. 15. Hasbullahiye. I like my eggs the way I like my women. Ha? Turkish. Siktirikler! Hoş! Pezevenge bak. We're gonna take a little bit of butter. Birden! Arkadaşlar bunlar götlerini yıkamıyor. Haberiniz olsun coşmadan önce siz. Spice it up. Kokuyordur buna. Uf, böyle eğiliyorsundur leş gibi. İz... Donlarında böyle lekeler var kahverengi. Söyleyeyim de ben yani. Ben bilmiyorum, öyle derler. Ya yabancı karılar yıkıyor mu? Biz hangi yabancı karıyı övdük burada? Hep Türk karılarını övdük. Ayrıca yıkamasalar da olur. Biz yıkarız. Hey bakalım. Yeter artık bu ırkçılığın, cinsiyetçiliğin bir yerde durmalı. Ya geldi. Bir kadının uzak durması gereken 3 erkek tipi. Tabii. Bir, arabayla kol saatiyle story atan erkek. Zaten arabasını kendinden daha çok çekiyor. 2, eşkal tipi ne yapacağı asla belli olmayan, kimsenin kestiremediği o insan. 3, dengesiz. Bugün söylediği yarın tutmayan. Bugün çok aşıktır, yarın falan yapar ya. Umurunda değil çünkü. Taylor Swift dinleyen kıza saygı duyuyorum. Tek gerçek Travis Scott. İçliyip, içliyip. What the fuck? Taylor Swift dinleyen kıza saygı duyuyorum. Tek gerçek Travis Scott. İçliyip, içliyip. İçliyip, boom boom. Reis ya. İşte bu. Çok soğukkanlı, çok çok akıcıydı baba. Ya. Bu ne lan? Baharatlı kızları seven utangaç bir çocuk musun? Ne? Sugo'daki baharatlı kızlar utangaç erkekleri. Aa, gerçek reklam lan, promoted Sugo. Baharatlı kızlar. Baharatlı kızlar. Bundan sonra Aktanfel'e baharatlı kızlar diyorum. Aktanfel kadınları baharatlıdır. İsot gibi yakar kalbinizi. Bu abla çok cringe'dendi ve siz de izlerim diye bir haftadır izlemiyorum. Tebrik ediyorum Yağmur. Teşekkür ederim. Ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Wow. 50 bin lira değerinde, wow. Eğer buna doğru cevaplarsan 50 bin lira garanti olacak. Wow. Evet. Taşak mı geçiyor? Sırf ünlü olsun diye mi yapıyor?
mümkün değil çünkü bu kadar. Sen 50 bin lira garanti olacak. Wow. Evet. Wow. Wow. Yeah. Ya gerçek değil lan. Bu sırf gündeme gelsin diye yapılmış bir şey ya. İnşallah ya, ne olur ya, bu ne oğlum? Gideceğim bayağı ya. Crazy. Ya. Right. Ömer, sana ne yaptılar Ömer? 2 haftalık hamile olduğunu beyan eden genç bir kadın çocuğuna TikTok'ta videoyla baba arıyor. Adam gibi adam yok, nerede adam? Var mı isteyen? Var mı? Var mı? Hazır çocuk yapılmış. Ulan zaten çocuğun yapılması eğlenceli. Yaptıktan sonra ben ne yapayım hazır çocuğu? Bari yapıldığında orada olayım. Oo, yine erkeklik öğreneceğiz. Bu şey abla gibi gözüküyor. Kadınlarınıza çok iyi bakın. Eğer kadınlarınıza bakmazsanız onlar başka adam bakar. Siz de adam olarak biraz erkek olun da 6 tane kadını bir haftada sikiverin falan. Özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim ama bu binvalde şeyler geliyor genelde bu hanımefendilerden, izleyin. Buluştuğunuz kızın memesinin büyüklüğüne göre bu miktar değişebilir ya da yaşadığınız şehre göre. Mesela Erzurum'da Kılıçoğlu Pastanesi'nde 2 çay 2 tatlı 400 lira yeter. Ama İstanbul'da Boğaz'da pahalı bir mekanda yanınızda sağlam bir para olması gerekiyor. Bu illa kıza para yedireceğiniz anlamına gelmiyor. Vay be, aydınlandım ya. Çay bahçesine gidersek daha az para harcıyormuşuz. Boğaz'da iyi bir restorana gidersek daha pahalıymış. Vay. Wow. Bunu bilmiyordum. Olayın memeyle alakasını ve özellikle şu sol memeyle alakasını hiç anlamadım. Aha, tabii dedi geldi. Kızlar futbol sıralıyoruz. Kendi ününde. Kendi ününde benim için diyelimiz ki en iyi futbolardan bir tanesi. Geçirdim. Fenerbahçe'de çok büyük ödül almıştı. Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş'ta da çok büyük bir ödül almıştı. Kim? Cengiz'inden Beşiktaş'ta nasıl ödül almış? Fatih Terim'in öğrencisiydi. Ne? Bu kadar yanlış bilgi. Bilgi olsun. Ama çok övdün, nasıl 7'ye koydun? Edin. Edin. Edin de çok iyi. Edin. Edin evet. Masalı bir oyuncuydu. Gerçekten. Evet. Fenerbahçe'nin vermiş en iyi ödüllerden bir tanesi. Ödüllerden. Çok basalı. Aa, şey mi zannediyor? Kadro mu yapıyor zannediyor? 9'a koydu, forvete koydu. Bence öyle yapıyor ya. Yazık. Evet. Sence gerçekten çok basalı bir oyuncuydu. Sporu mal yani geçti, çok güzeldi. Evet. Özellikle Beşiktaş. İkiye koyacaksın. Sivas Spor. Beşiktaş ve Sivas Spor ne? Konya Spor'da muhtesem. Konya Spor. Kaça koydu? 5'e koydu. Orta sahaya koydun Sanchez. Nitolay. Nitolay da çok iyi. Nitolay mı? Bu ne ya? Telif olmasın diye eskiden PES'te vardı böyle. Konstantinacı. Kurustubru falandı. İşte başka bir futbolcu çıkıyordu falan. Onun gibi mi? Nitolay benim için çok yeğe çok ayrı. Manchester Blue. Geçikten. No 9. Çağla. Çağla da çok güzel basılı bir oyuncudu. Evet. Kerem. Terem mi? Oğlum hangi harfleri söyleyemiyor bu adam ya? Terem de çok basılı bir oyuncu. Hepsini gerçekten. Galiba. Çok oynadığı futbol takımlarda en iyilerinden bir tanesi gerçekten. Özellikle Fenerbahçe ve Konya Spor'da da çok iyiydi. Konya yine okey, Kerem'e de Fener değil ya. Ben maçı aramıyordu ama. Belli. Bakın burada Fernandes'i mi Atatürk'ü mü koyacak? Son. Son da çok iyiydi. Çok basalı bir oyuncuydu. Çok eskiden çok futbolcuydu. Evet. Sonra ne oldu? Nereye koydu? 6'ya koydu. Fit. Fit çok basalı bir oyuncuydu gerçekten. Öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam Fatih Terim'in öğrencisi. En sevdiği öğrencisi Fatih Terim. Hiç olsun. Milot. Çok iyi. Gerçekten basalı. Çok basılı. Hiç olur. Bilgi vermedi Raşik hakkında. Niye? Adam bir tanesi gerçekten. Allah. Ha, Batshuayi bir rakam. Wow. Maiton Patsy. Ne? Kim? Wow. Maiton Patsy. Koreli mi? Maiton Patsy. Maiton Patsy. Vallahi telifli bence. Bu ne lan? Bu ne artık ya? İnşallah göstermezsin abla. Ne olur gösterme. Etin altında başka biri var. Ha, tamam. Buna bazen ihtiyacım çok oluyor. Kader bu deyip de avutma beni. Ayrılık çıktı. Hey. Ne oluyor? How much to let me win an argument? 100. Get in.
For $50 more, I won't tell you how to drive. Great. Wow. Every year I have to go to your family's house for the holidays. I want to spend the holidays in my house for a change. Is that so much to ask? You're right, baby. I'm sorry. Uh-huh. Wow, you're good. What's your Venmo? Hey. Ne kadar? Bence kadınlar bunu taktik olarak yapıyor, biliyor musun? Biz bence bazen haklıyız. Ama bilerek yapmıyorlar. Haklıyız demiyorlar. Bazen hiç beklemediğiniz anda haklısın. Özür dilerim diyorlar ve ben böyle şey oluyorum. Ha. Listeler gayet. Teşekkür ediyorum bunu söylediği için. Heyecanlanıyorum. Bunu bize böyle alıştırıyorlar. Merhaba abla. Merhaba. Sana da merhaba. Üçüne de selamlaştım. Bir karar mı versey, uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı yersey. Para para velanet annem. Tabii. Yani tabii. Bakalım. Oh, yapma! Yapma Özgün! Onlar bana baktı. Ya bunu gördüm arkadaşlar ya. Ya ben askere giderken kimseyle görüşmek istemedim. Ben şeye, otobüs terminaline bile ailemden kimse istemedim. Gerçi ben kısa gittim. Ama 6 aylık da gitsem istemezdim. Bunu bu kadar dramatize etmeyi, yani sanki yani şeye, cihada gidiyorsun pezevenk. Bu nedir ya? Niye bu kadar üzüyorsunuz kendinizi ya? Ne oluyor ya? Allah'ım. Allah'ım, Fremenlerle savaşa gidiyor. Aa, belki kanım bayrağı kan olur falan. Aa, ne oluyor ya? Nöbette TikTok çekeceğim bro. Aynen aynen, siz haklısınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ben kötüyüm, aynen. Siz takılın takılın, sonra siz köstünüz, aynen. Biz kötüyüz, aynen. Ey. Oğlum çok cringe oldum, ananı s**t. Çok kötü oldum. Aa, yardım edin Allah'ım, yardım edin. Ay çok kötü oldum. Oğlum ateşim çıktı, yemin ederim ateşim çıktı. Çok ateşim çıktı bir anda. Aa, fiziksel damage. Aynen aynen, siz haklısınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Evi sıktadım. Ben kötüyüm, aynen. Ay. Siz takılın takılın, sonra siz kötüyüz, aynen. Çok kötüyüz, aynen. Ey. Ya yakıştı mı İbrahim Askaloğlu ya? Git haberini yap amına koyayım. O ne amına koyayım, sana da hoş. Bu neydi artık? Bu nasıl bir shit show yaşıyoruz Allah'ım? Ne oluyor, ses de yok. Ya hadi abicim, tövbeler olsun, kızımız bacımız var ya. Ne oluyor? Dur 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 ya, durun ya. Ne oluyor ya? Allah'ım. Ne oluyor ya? Dişil bedeniyle barışmaya başlamış. Beyaz yakalı değilse beni şurada kejman yatırıp çıtır çıtır siksin. Herhangi bir holdingin insan kaynaklarından Burcu Hanım, Merve Hanım, Yasemin Başkan değilse beni de götten sikin. Hafta sonu bunların yoga kursu var şekerim. Aha. Benim patronlar giderdi. Fotoğrafçı vardı bir tane. Yoga kursuna beni de götürdüler bir kere. Böyle bir tane manyak var böyle. Böyle çubuk var. Bir tane böyle demir, böyle hamam tasına böyle hu 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 yapıyor. Arkada yarrak bir YouTube şey, Spotify'dan meditation playlisti açılmış. Hı. Böyle oturuyorlardı. Ne oluyor abi ne? Şako Bosporus. Deneyim. Abi direkt düz jigolo'ya gidin lan. Düşünsenize, dönerciye gidiyorsunuz. Abi diyorsunuz biraz, yani İskender söylemişsiniz. Biraz daha tereyağı alabilir miyim? Geliyor böyle. Tereyağı yok ama başka şeyler.
Oha, ne yapıyorsunuz ya? Gerçi bana ne zaman? Ya tipe bak Allah aşkına, Recep İvedik gibi. Yani sokakta sen yürürken şöyle yapsan 10 tane bundan iyisini bulacaksın abla. Buna para veriyorsun ha? 3 tane gezegen ismi soruyoruz. 3 tane gezegen mi? Evet. Jüpiter, Venüs. Bir tane daha var. Anüs. Anüs mü? Anüs. Bu iyiydi. Bu iyiydi kanka. I want to say hi. You want to say hi? Dark side. Pasen, pasen, chicas, vean al hombre que este año se pondrá buen horro en el gimnasio. ¡Oh, Dios! Va a ser un super gym. Bir, ¿me das tu número? Yo, número no veremos. Bacım, bacım, kapalıyız. Check up. Check, bir de böyle check. At bunları var. Sana ben ezelden geldim lan. Bir çağır hemen. Neden ya? Çiftleşmek için mi bu? Taşıyorum doğum aşkından. Ya bari bir edit yapaydın, orayı kesseydin ya. Bu ne be? Ay çok korkunç, bu ne lan? Bu ne lan? Aa, travma ya. Ya what the fuck? What the fuck? Siktir git lan. Çete gelen pepegaları aynı böyle hayal ediyorum. Bayramda hangi ayakkabıyı giyeceğine karar vermedin mi? Mevcut ayakkabından bunaldın mı? Ne biçim ayakkabıdır ya? İşte sana Gundidas, Solekiri. Bu ayakkabıyla fırtı fırtı kaçabilirsin. Mükemmel rahatlık, mükemmel ortopedik. Gundidas çok çok iyi. Solekiri, bu şalvara da çok iyi gitti. Gündidas ayakkabıları Siverek Şeytan Kuşesi'nde. Keşke benim de bir Gündidas'ım olsaydı. Ay babana. Çok güzel. Hiçbir şey söylemeyecektim bak. Sadece korktum. Korktum. Çok özür dilerim korktuğum için sizden. Beklemiyordum çünkü bir anda. Siz de bu sürprizi yapmak istediniz çünkü. Ne diyorsunuz? Tamam tamam. Anne, nasıl olmuş mu? Çok güzel olmuş. İyi, kırbaç yemeye hazırsın yani. Ne? Bu ne oğlum? Bu nasıl çocuk çizgi filmi? Oyundan sonra o kurbaç... Her şey çok acayip. Ne? Ne? Hacı, ben sana göstereceğim. Muhammed gelsin de seni benim elimden alsın. Hadi bakalım. İşkence. Oğlum ne oluyor, bu nasıl çizgi? Ne oluyor lan? Onun profilin adı Kırbaç Keko Daily. Kırbaç Keko Daily ne ya? Aa, ekip yayın gelir mi bunun acaba? Gel anne, hadi eve oğlum. Okay. 5 dakika daha. Deminden beri sizi izliyorum da çok sabırlı bir annesiniz. Teşekkür ederim de neden böyle bir şey söylediniz? Gerçekten sabrınıza hayranım. Sabahtan beri oğlunuz anne 5 dakika daha, 5 dakika daha, gerçekten tebrik ediyorum. Aslında bu bir sabır değil hanımefendi. Geçen yaz oğlumu bir sarhoş yüzünden trafik kazasında kaybettim. Ve bu benim gerisizliğimdi. Ve ben büyük oğluma yeterince vakit ayıramadım. Ve onunla 5 dakika daha fazla zaman geçirebilmek için her şeyimi verirdim. Ve aynı hatayı Geylani'de yapmamak için kendi kendime söz verdim. O bana anne 5 dakika daha dediğinde o 5 dakika daha kazandığını zannediyor. Asıl gerçek, o 5 dakika daha fazla oyun oynadığını sanarken ben onu 5 dakika daha fazla izliyorum. Geylani, hadi gidelim oğlum. 5 dakika daha... Çocuk baba diyor ama. Gay diye mi çocuk böyle acaba? Bilmiyor cinsiyetleri. Ha? Deydem çocuk gibi mi? Önce askere git gel de adamı bekletme.